İlkokul 5'te falanım. Küçükçekmece İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Hani böyle her okulda olur ya uzun boylu yakışıklı bebeler. Hey. Ha, işte ben onlardan değilim. Kısa boylu. Bodur arkadayım gözlüklü. Kör ama. Ha. Neyse bir tane Kutbettin hocam var. Bu sınıfı ikiye ayırdı. Mendil kapmaca oynayacağız. Ulan bir baktım karşı grupta 20 kişi var. Bizim grupta bir tek ben kalmışım. Elendi herkes. Ha. Ulan dedim ben bunların hepsini nasıl eleyeceğim? Allah seni inandırsın aga. Hepsini tek tek böyle ayıklayıverdim. Nasıl ayıkladığımı da dün gibi hatırlıyorum. İşte kardeşim o gün benim zirve noktamdı. O gün anladım hiçbir şeyin canımı bir daha sıkamayacağını. Ne zaman dibe batsam o gün gelir aklıma. Şu andaki gibi yani. Anasını satayım üstü açık arabada fıstık gibi kızlarla gün batımını izlemek varken üç tane sapla beraber hastaneyi gözlüyorum ya. Alınmacı yok ha. Estağfurullah. Lan çıktı galiba o mu lan? Yok lan Faruk değil ha. Neyse kardeşim ben de liseye yeni başlamışım böyle Serkan diye bir tane çocuk var. Görsem böyle kavruk yüzlü, sessiz, sakin, paspalı, godik böyle çelimsiz bir şey. En acımasız zamanlarım kardeşim. Hani hep bahsediyorum ya böyle kız meslek lisesinin önünde kavga ediyorduk sırf zevk olsun diye. Fişek. Aynen Johnny Vine'ın tam o dönemler işte kardeşim. Ben bu Serkan'a bir uyladım. Dikkat çekmeye çalışıyorum böyle birkaç tane güzel kız var kardeşim sınıfta. Bu mesela bana biraz söylüyor ben bunu hemen bozuyorum. Bir şey yapıyor mesela en ufak bir şey böyle ben çat bununla hemen dalga geçiyorum. Olmadı kardeşim ben bir gün bunu cuma günü İstiklal Marşı çıkışı ben bunu bir dövdüm kardeşim. Ağzını burnunu bir kırdım ben bunun. Kulaklarından kan gelene kadar dövdüm ben. Ne yaptın be abi? Orta sondan yeni çıkmışım ben daha. Lise bebesiyim oğlum eğleniyorum işte. Neyse okulun konusu oldun mu çocuk? 3 sene boyunca bir tane bile arkadaş olmadı Sadi. Bir tane bile lan Ahmet. Birkaç kişi olmaya çalıştı onları da ben caydırdım işte darp yoluyla. Ne oğlum çocuk musun daha? Öyle değil işte oğlum oğlan köyden geliyordu ya. Anası babası köyde para biriktirip zar zor okutuyorlar bunu. Yatılı okuyordu zaten yurtta kalıyordu. Neyse kardeşim okulun son günü böyle lise son sınıf son gün. Oturdum böyle camdan bakıyorum aynen şimdi olduğu gibi böyle bakıyorum kardeşim. Cemcir lan dedim. Liseyi de bitirdim ne yapacaksın? Serkan'ı ben mi gördüm kardeşim şak diye böyle. 3 tane valizi sırtlanmış tek başına okulu terk ediyor. Tam okulun çıkış kapısında böyle valizleri indirdi bekliyor. Gelsin de birisi beni yolcu etsin diye. İstanbul'u bilmiyorum ama Sadi kardeşim sen bilirsin. Taşra'da böyle yurtta falan kalıyorsan adamı törenle yolcu ederler. Kimse gelmedi lan oğlan yolcu etmeye. Bir kişi gelmedi lan. Ya hadi yolcu etmeye gelmiyorsunuz oğlum. Çocukcağız yardım etsenize lan. Taşısanız oğlum birinizle valizini. Kimse gelmedi ya. Çocukcağızın böyle valizleri sürükleye sürükleye yolda bir gidişi var kardeşim. Onu öyle gördüm. Beni bir ağlama tuttu. Bir ağlama geldi kardeşim. Tamam lan şey yapma ya. Sonra işte Serkan'ım okumuş doktor olmuş. Nerede ne yapıyor bilmiyorum. Ama işte ne zaman doktora gitsem hep bir korkuyorum Serkan'ı göreceğim diye kardeşim. Ödüm patlıyor lan. Ben de işte en kötü günlerim hep Serkan'a yaptıklarımdan bilirim. O yüzden diyorum iki yakan bir araya gelmiyor. Tevekkeli boşa dememişler aga işte. Ya kalbini kırdığın insanı Allah çok seviyorsa ne yapacaksın? Yok be abi o kadar da dramatik değil durumun yani. Değil mi Sadi? Bir abur tavunu cingir bir de ben. O zaman ben de hayatımın zirve noktasını anlatayım mı lan? Anlat Salih Allah aşkına çok merak ediyorum ya nedir? Bundan böyle bir 5-10 sene kadar önceydi. Foça'da bir markette kasanın önündeydim. Tarık Akan geldi. Arkamdan yaklaştı. Beni böyle dürttü çekil de şöyle dedi. Bu muydu Salih abi? Ne var lan? Koskoca Tarık Akan benimle muhatap oldular. Ben daha ne isterim ki? Hayattaki zirvem benim. Ahmet yalnız bu yaptığımız hiçbir işe yaramayabilir biliyorsun değil mi? Yani adam buradan çıkıp annesini ziyarete de gidebilir sonuçta. Biliyorum Sadi. Sağ ol hatırlattığın için. O zaman ben de size bak benim zirve noktamı anlatayım. Lan dur dur çıktı lan çıktı. Hani nerede? Lan bu niye heyecanlandı bu kadar? Hakikaten sen niye heyecan yaptın lan? Yani Faruk Bey benim doktorum sonuçta. Salih abi vur şuna bir tane. Ha da Feride yenge de çıktı. Bu iş yatar abiler. Yatar değil mi bu iş kardeşim? Yatsın bu iş kardeşim. Lan değilim görmesinler. Ya yapma kardeşim. Eziyet etme kendine de. Oğlum bu iş yatarsa ben yatamam. Eğilin. Eğilemiyorum ki. Mendil ne renkti lan? Beyaz. Doğruymuş ya lan.